Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bir önceki blazer dersimizde birkaç tane buton yapmıştık, base buton klasından türettiğimiz butonları test sayfasında bu şekilde test etmiştik. Kendimize birkaç tane komponent yazmıştık. Komponentlerde parametre tanımlamayıp dışarıdan parametre göndermeyi ve bu parametreleri içeride kullanmayı öğrenmiştik. Şimdi bu dersimizde ise modelleri göreceğiz. Bu Modelleri eğer Windows Application, desktop application geliştirmeye alışıksanız oradaki Show Message pen Show Message pencereleri pop-up olarak açılan bilgi ekranları olarak görebilirsiniz, düşünebilirsiniz. Ee, Blazor tarafında kullanabilmek için ise burada e, Blazored isminde bir kütüphane var ve bu kütüphane altında birkaç tane Blazor özelliği var. Bir tanesi örnek veriyorum Local Storage. Client tarafında e, bir cache mekanizması, lokal storage'da lokal tarafı tarayıcıyı bir disk gibi kullanıp bu diskin üstüne bilgi yazıp okumak için bir keş mekanizması gibi kullanabilmek için kullanacağımız daha sonra. Eee Blazer local storage olacak. Diğerlerinden diğerinden bir tanesi de Blazer model. Modülü bu ekranda gördüğünüz gibi aslında sadece bu pencerenin ekrana açılması ve bu pencerenin bir title'a sahip olması özelliği için kullanacağımız bir özellik bu pop-up açıldıktan sonra içerisinde göstereceğimiz şeyler ise tamamen bizim özelimize. Yani bu blazer modal işlemi burada bir mesajın veya butonların gösterilmesinden ziyade bu pencerenin açılması ve kapatılması ile ilgili işlemleri bize sağlamak için e, kullanacağımız bir komponent olacak. Daha sonra bu komponenti tabi uygulamamız içerisinde sıkça kullanacağımız için istediğimiz formatlara çevirebileceğimiz birkaç tane de e, pencere yapacağız. Birkaç tane custom komponent yapacağız. Ve bu komponentleri dışarıdan çok daha rahat kullanabilmek için bir tane model manager klası yazacağız. Bu klastan da buradaki pop-up'ları yöneteceğiz ve dışarıdan yönetilmesini kolaylaştıracağız. Yine kendimiz için aslında bir komponent yazmış ve bu komponenti daha rahat yönetebilmek için bir de klas yazmış olacağız. Ee, öncelikle kurulumuyla başlayalım. Bu Blazor paketini yükleyebilmek için Install package blazor modulu çalıştırmak lazım deniyor. Bu client tarafındayız biz. Tools, Nuget Manager ve Package Manager konsolu seçip bu açılan pencereye burada direkt client seçiliyken direkt bunu yapıştırabiliriz. Yapıştırıp çalıştırdığımız zaman bu blazor modalı artık buradaki dependencies altında paketlerin içerisinde göreceğiz. Bakın derledi. Bir problemimiz yok. Artık blazor modulu görebiliyoruz. Ben bu linki videonun altına bırakacağım. Oradan devam edebilirsiniz. Daha sonra tabi Registration işleri var. Bunu kullanabilmek için yapılması gereken bazı şeyler var. Mesela Server tarafında servisi aktif ederek Server uygulamamız içerisinde Startup'ın altında burada Add Blazor modülü eklememiz lazım ki server tarafında da bu modalla ilgili servisler başlatılabilsin, çalıştırılabilsin. Neden server tarafını ekliyoruz? Bildiğiniz gibi server bizim çalışan uygulamamız. Client tabi şey tarafında gösterilecek, browser tarafında gösterilecek ama bizim ana çalıştırdığımız uygulamamız server. Bir server'ı derlediğimizde client'ı da otomatik olarak derleyecek, share'ı da otomatik olarak derleyecek, diğerleri içine alacak. İstek bize geldiği zaman da biz Server tarafından dışarıya Client tarafındaki DLL'i ve içerisindeki bağımlı olan DLL'leri geri vereceğiz. ASP.NET Core Hosted seçmiştik projeyi create ederken. O yüzden bir server uygulamamız var. Bunu buraya ekledik. Daha sonra devam ediyoruz. Burada da Client tarafında bunun eklenmesi gerektiğini söylüyor. Client tarafındaki bu sefer hangi dosyamız var? Program.cs dosyamız var. Hemen şuraya gelip ekliyorum bunu. Using bloğuna bunu eklemeniz lazım. Using Blazor Model. Bunu ekledik. Artık bu da extension metot olarak geldi. Importlar var. Daha önce buradaki import razor dosyasının ne işe yaradığından bahsetmiştim. Bu bu klası diğer taraflarda kullanabilmek için bunları da using bloğuna ekliyor olmamız gerekiyor. Kuruluma devam edelim. Burada artık bakın cascading blazer modulu direkt kullanabiliriz. Cascading parametrelerle ilgili açıklamayı daha sonra kullandığımız yerlerde yapacağım. Bunun iki türlü yolu var. Yani ya buradan bunu kullanabiliriz ya da buradaki index.html'nin pardon, index.html değil. Shared'ın altındaki main layout'a buraya gelip @blazer model şöyle kapatarak bunu buraya ekleyebiliriz. Bu sefer layout'umuzun, main layout'umuzun geçerli, geçerli olduğu her yerde blazer model eee bu şurası bizim için ne demiştik? Bu sidebar'ın içerisinde bir komponent. Blazor model da bizim için bir komponent olacak. Bu, bu, komponenti main layout içerisinde kullanacağımızı söyledik. Dolayısıyla artık main layout'tan türetilmiş her şeyin içerisinde kullanabileceğiz bunu. Her page'in içerisinde. Kuruluma iki tane eklenecek satırla devam ediyoruz. Index.html içerisinde bu CSS'in eklenmesi gerekiyor. Geldim en sona gittim. CSS'imi ekledim. Bir tane de script var. Bu script'i de buraya direkt ekleyebiliriz. Şimdi kurulum bu kadar. Burada da usage bölümü var. Nasıl kullanılacağından bahsediyor. Bir page'iniz var. Ana sayfada yaratılmış bu. Injection yöntemiyle iModel Service iModel Service Interface'inden türemiş değişkenimizin show metodunu kullanarak önce bir title veriyoruz kendisine. Eee ve içerisinde şurada generic bir type var. Bakın show ile birlikte kullanılacak title generic bir bölüm var. Buraya bir class veriyoruz ki bu class'ın bir komponent olması gibi bir durum var. Bu tam olarak şurası şunu destekliyor. Demiştim ya ben en başta. Aslında bu model olayı sadece bu pencerenin açılması ile ilgileniyor. Açılması ve kapatılması ile ilgili işlemleri gerçekleştiriyor. Bu pop-up'ın içerisinde ne göstereceğimiz tamamen bize kalmış. İstiyorsak burada bir üyelik formu gösteririz. İstiyorsak bir login sayfası olabilir. Kullanıcı da şifre isteyebiliriz. Bu iç tarafı tamamen bize kalmış bir şey. Dolayısıyla siz bu pop-up'ı görüntülerken de bu iç tarafında hangi komponenti, hangi razor sayfasını görüntüleyeceksiniz onu vermeniz lazım bize diyor. Dolayısıyla buradaki örneklerinde pardon Buradaki örneklerinde show'un yanında hangi komponenti içerisinde göstermek istersiniz diye sorduğu yer burası. Biz şimdi işte hemen örnek bir tane hızlıca bir örnek yapabilmek için mesela buton test sayfasına gidelim. Buton test sayfasına bu butonları eklemiştik. şu butona mesela şurada hemen kullanımını bir kez daha hatırlayalım. Injection var burada. Bu page için injection'ımı yapıyorum. Artık Buradaki modelı kullanabilirim. Mesela change title özelliği vermiştik bu şeye tıkladığımızda. Bu change title'a tıkladığımızda şuradaki gibi hemen komponentimizi kullanalım. Model show bu şekilde. Modelımızın buradaki servis altından gelen modelımızın show metodunun yanına bir tane komponent göndermemiz lazım. Bir Page olabilir bu bir razor page olabilir. Mesela pagelerimizden bir tanesini counter'ı gösterelim mesela bunun içerisinde. Buraya counter yazıyorum. Counter benim için bir komponent durumunda. Şurada parametre olarak bizden title istiyor. Title'ı da veriyorum. Counter pop-up page dedim. Şimdi en basit kullanımı bu. Şimdi biz bu buton test sayfamızdaki bu custom olarak editlediğimiz sayfa içerisinde. Hemen şuradan tekrar doğrudurup uygulamayı devam ediyorum. Biz bu butona tıkladığımızda bu çalışacak. Bu da bize counter sayfasının bir pop-up içerisinde gösterilmesini sağlayacak. Ama ondan önce tabii şurada bir hata var. E, iModel'ı referanslara eklemeyi mi unuttun acaba dedi bana. iModel service hangi şeydeydi ona bakalım. Evet bir tekrar derleyelim. Tamam tekrar derlenmesi gerekti. Nugget package'lerinin yüklenebilmesi için. Tekrar derleyince model servisi gördük. Burada da zaten şöyle tekrar başlatalım. Ben bu arada sayfayı açayım. 5001'in altından sayfayı yenileyeceğiz. Bir kontrol F5 yapıyorum. Buton test page'e geldim. Burada bir sayfada bir hata olduğunu söyledi. Alt tarafta şu gördüğünüz şey. blazer model requires cascading parameter of iModel service. iModel service'in cascading parameter olarak gelmesi gerektiğini injection'da kullanamadığımızı söyledi. Ee, bakalım. Ee, bulunduğumuz tabi burada şey kod bölümü varsa aslında burada injection yapmak yerine bunu bir Şurada anlattığı biçimde bakın burada anlattığı kullanımda cascading model olarak eklemişti bu cascading tarafı bir komponentin bir parametrenin bir value'nun kendi içerisinde bulunduğu bütün sayfalarda ki burada cascading'i en dışarı almış yani router'da found'larda ve not found sayfalarındaki bütün her yerde program smd'nin altındaki bütün sayfalarda cascading parameter olarak kullanılabileceğini söyledi burada o şekilde kullanıyor. Biz ise e, main layout'un altında blazer model olarak kullanmıştık. Şimdi bu kafa karışık karışıklığı yaratmasın diye biz de aynı şekilde kullanalım. E, bunu şöyle alalım buradan. App.razor'a gelelim. Şuraya en tepeye bunu atalım. Şu aşağıda da kapatalım artık bunu. E, şeyin içerisinde de artık scriptlerimizin içerisinde de ki bunu buton razor'da kullanmıştık. Burada artık bu şekilde kullanmak yerine şöyle kullanabiliriz. Tıpkı dışarıdan bize bir parametre bizim komponentimize parametre geliyormuş gibi ama artık bu bir cascading parametre. I model service model get set. Artık bunu bu şekilde kullanabiliriz. Pardon. Artık bunu bu şekilde kullanabiliriz. Tekrar çalıştırıyorum. Artık bunu inject yukarıda inject etmek yerine kod tarafında cascading parameter olarak alabiliriz. Burada hemen şunu kapatıp sayfayı tekrar yenileyelim. Bakın şu an bir hata yok. Edit butonuna bastığımızda pop-up'ın çıkmasını, onun içerisinde de counter'ın bu pencerenin gelmiş olmasını ümit ediyoruz. Bakalım. Bastım. Evet, counter pop-up page. Bu benim verdiğim title'dı kendisine. İçerisinde gösterdiğimiz şey dediğim gibi tamamen bizim ona verdiğimiz model bir pardon model içerisine verdiğimiz jenerik olan bir tip bu bir komponent olabilir bu bir page olabilir tamamen bunu gösteriyor burada çarpıya basarsak kapanıyor veya background'a basarsak kapanıyor ama background'a basıp kapatılmaması ile ilgili birkaç parametre de var şimdi pop-up tarafını pop-up tarafının girişini artık anladığımızı düşünüyorum ama dediğim gibi bu sayfa içerisinde o pop-up page içerisinde bir şey göstereceksek eğer Bizim o göstereceğimiz şeyin mesela bir show mesaj göstereceğiz örnek veriyorum kayıt silindi diye ekrana bir pop-up çıkartacağız. O ekrana çıkan pop-up'dan veya kayıt silinirken silmek ister misiniz evet hayır diye sorular soracağız mesela. Orada sürekli böyle yeni komponentler yaratıp içerisinde göstermek yerine bir tane general komponent yaratalım mesela. Sadece konfirmasyon için soru sorduğumuz evet veya hayır cevabını almak istediğimiz durumlar için bir tane şey yaratalım, bir komponent yaratalım. Bir de tam tersi sadece bilgi vermek istediğimiz, sadece mesela tamam butonu olan, içerisinde tamam butonu olan ve bir mesajın gösterildiği, bir title'ın gösterildiği bir komponent seti oluşturalım. Şimdi bu custom komponent seti içerisine geliyorum. Model components diye ayrı bir klasör açıyorum. Bunun altına da bir tane yine base'imizi oluşturalım. Base model component. komponentimiz burada oluştu. Ee, buton tarafındaki gibi olacak. Bu base, bu base'in içerisinde sadece kullanacağımız parametreler olacak. HTML tarafını ise şekillendireceğiz. Şimdi buralara hangi parametreler gelecek? Bir modülü gösteriyorken bu base modül olduğu için hem soru soracağımız bir modül olduğunu düşünün, hem bir cevap vereceğimiz bu modül olduğunu düşünün, modül olduğunu düşünün. Ee, sadece tamam deyip kapatacağımız bir modül olabilir bu. Özellikle İlk olarak bir parametrede mesajı alacağız. Yani string tipinde bir mesajımız olsun. Ve biz bu mesajı ekranda gösterelim. Bu soru da olabilir yoksa dediğim gibi sadece bilgi vereceğimiz bir şey olabilir. Daha sonra butonların yani üzerine yerleştireceğimiz butonların tekstlerini yine dışarıdan alabiliriz. Yani hepsinde evet, hayır, yes, no vesaire gibi bir şey olmasa da olur. Bu bilgileri de dışarıdan alabiliriz. Kendimizde de defaulta setleyebiliriz ama. Mesela ok butonu için ok text olsun. E, şundan hemen bir kopya daha oluşturalım mesela. E, cancel olsun mesela. Cancel text. E, evet hayır soruları için yes text olsun. Bir de no text olsun. Hayır butonunun üzerinde gösterebilmek için. Klik e, olaylarımız olsun. Yani mesela... Okey'e tıkladığında bir şey yapmak istiyor muyuz? Ya da cancel'a tıkladığında bir şey yapmak istiyor muyuz ki? Yani zaten okey'e ve cancel'a tıklandığında veya evet hayır'a vesaire bir şekilde tıklandığında biz ne yapacağız? O pop-up'ı kapatacağız. Pop-up'ı kapatmak için eylemleri yapabiliriz. Onun için de aslında protected bir tane asenkron metot kurarak geriye e, confirm clicked diye bir event koyduk. Bu eventte ve bundan bir tane daha olacak. Confirm değil de mesela cancel clicked. Yani başarısız bir şekilde cevap aldık. Cancel clicked. Şöyle clicked diyelim bunlara da. Metodları gelsin bizle. Burada şimdi açılan pop-up'ı kapatmak için başka bir şeye ihtiyacımız var. Başka bir cascading parametre ihtiyacımız var. Hemen cascading parametreyi tanımlıyoruz. Blazard model instance. Şurada model instance diyelim ismine de. Buna da get set verelim. Sayfayı açılan bu modal penceresinin instance'ını kapatabilmek için bu modal instance'ın in close metodunu kullanabiliriz direkt. Bu bizden bir tane modal result istiyor. model result yazarsak kendi resultları var. Okey olarak kapandı. E, buna string tipinde içine de boş bir string gönderebiliriz. Burada tabi bu asenkron olduğu için bunu da await ile bekleyelim. Aynısını buraya alıp buna da artık cancel ile kapandı diyebiliriz ki burada şunlara gerek yok. Yani confirm'e tıklandığı zaman ya da üzerine ekleyeceğimiz butona tıklandığı zaman bunu çağıracağız. No, cancel, iptal et, çarpıya bas vesaire gibi durumlar içinde bu klası bu metodu kullanacağız. Dolayısıyla bu base komponentimiz oldu. Ee, şimdi gelin bir tane şey yaratalım. Mesela show message pop-up'ımız olsun. Bir tane show message pop-up komponent yaratalım. Artık bu base model komponentten bunu da inherit edeceğiz. Nasıl inherit ediyorduk? At inherits ile başlıyorduk. Base model component ile başladım. Burada parametre olarak nasıl alıyordum şeyi? iModel instance'ı iModel instance'ımız var pardon. I, mod, I model Service olarak pardon hemen buton nerede page'imiz evet şurada bu şekilde cascading parameter olarak iModel'ı alacağım Gerçi yani bunu şu an e, alacak mıyım almayacağım şöyle şimdi bu komponentimiz bizim şunu bir kere silelim buna ihtiyacımız olmayacak şimdi bu komponentimizin içerisinde şöyle bir tane kartımızın olduğunu düşünün yani ee, şu başlık otomatik olarak geliyor. Şu içerisinde göstereceğimiz bölüm tamamen bizim dinamik olarak, HTML olarak oluşturduğumuz içerik olacak. Mesaj göstereceğiz. Mesela böyle bir tane e, div içerisinde bu mesajı gösterip daha sonra bu ekranın alt tarafında butonlar için ayrı bir bölüm oluşturarak mesela butonları da oraya koyabiliriz. Bunun için kart kullanabiliriz. Yani bootstrap'in altındaki kartlardan bahsediyorum. Mesela bir tane div açalım şunu aşağı aldım. class CardBody. CardBody'nin kısmında şurada P'nin içerisinde de mesajımızı gösterelim. Mesajımızı nereden göstereceğiz? Bu BaseModel modeli içerisinde atMessage diye bir tane string değişkenimiz vardı. Mesajımız burada görüntülenecek. Bu mesajın altında ne görüntülenecek peki? Bir tane dediğim gibi bir bir satırımız olsun butonlar için. Hemen bir div yaratalım bunun için hizalama vesaire yapabilmek için ben şimdi burada hemen bir rav yaratacağım. Justify Justify Content Center diyelim. Sadece ekranın orta tarafında bir tane OK butonu çıkacağını düşünerek burada da içerisinde bir deflex oluşturalım. Bunları ezberebilmek zorunda değilsiniz eğer Bootstrap ile ilgili bilginiz çok fazla yoksa internetten çok fazla gerçekten çok fazla örnek bulabilirsiniz. Şimdi burada da bir tane class'ın içerisinde ml dedim, auto dedim, p şunu iç taraftan p2 olarak artık buraya bir buton koyacağız. Bu buton da bizim için ok butonu olacak. Bunu custom bir buton yapmış olsaydık oradan da kullanabilirdik. Bir ok butonu Tamam butonu vesaire de tanımlayabilirdik. Ama şu an öyle bir butonumuz yok. Ben direkt buraya tanımlayıp geçeceğim. Buton evet. Klasımız btn. Btn e, ne olabilir? Mesela light olsun bu da. Daha e, böyle şeffaf görünen etrafında çerçevesi vesaire olmayan. Bunun içerisinde mesela ok butonu olduğu için bu ok testi gösterelim. Ok texti gösterelim. Ok mesajına ne text verdiysek o görünsün. Burada on click olayında da bunun. at on click. Bu butonu tıklandığı anda da neyi çağıracağız? Confirm. Confirm clicked. Neden confirm clicked? Show mesaj penceresi bu. Sadece mesajı gösterecek. Ok butonuna bastığımızda biz tamam bu pencereden bir cancel isteği almadık. Confirm'e tıkladık diye bunu artık biz bu confirm click'i ne yapmıştık? Confirm click geldiğinde biz ok dönerek geriye modalımızı kapatmıştık. Bu bizim için dediğim gibi bir show message olacak. Şimdi bu show message pop-up komponent dışarıdan parametre alabileceği için dışarıdan parametre alabileceği için bu parametreleri de base model komponente gönderip o kom o modülü gösterebilmek için bakın şurada gösterdik. Tabi bu base class'ımızı gösterdik. Daha sonra gösterdiğimizi close ettik. Ama bakın şurada buton text'in altında biz burada gösterirken burada ne dedik? Bir tane title parametresi istiyor. Şimdi diğer aldığı parametrelere bakalım. Bakın model options var. Üçüncü parametre olarak da isterseniz eğer parameter gönderebiliyorsunuz. Bu parameter burada neyi temsil ediyor biliyor musunuz? Biz bu counter, counter page'ini, counter komponentini açarken ekstra bir parametre göndermek istiyor isek buna Burada gelip bir tane model parameter yaratıp o parametri de model'ı açarken model show ile birlikte buraya göndermemiz gerekiyor. Ki dediğim gibi bu bir işte login penceresi olabilir mesela ya da ne bileyim bir kullanıcı doğrulama penceresi, kullanıcı oluşturma penceresi olabilir. O pencereye biz bir parametre göndereceksek mesela model show ile birlikte bu parametreyi göndereceğiz. Şimdi burada da burada kod tarafında biz tıpkı pop-up'u açarmış gibi önce şu override metodlarından set parameters asenkron şekilde çalışan bir set parameters var. Şu kalsın şöyle şunu keseyim. İşte bunu nasıl neden yapıyoruz onu biraz daha detaylıca anlatacağım. Şunu bir alt satıra alalım. Pro public olsun. Şimdi mesajımız bu pencere bu show message pop-up penceresi açıldığı zaman mesajımız ne olacak? Şimdi diyelim ki şöyle boş verdik. Ok tekstimizde defaultta işte ok olsun. Yani bu şekilde olabilir fark etmez. Tamam yazabilirsiniz. Evet de tabii şu diğer parametrelerinde set edilmesi işlemini yapalım. Show message pop-up komponenti ilk açıldığı zaman bu komponentin bir şekilde bir e, parametrelerinin setlendiği bir metod var. Bu viewBase e base komponentten geliyor. Yani base komponentten geliyor. Komponent base klasından geliyor bu şeyimiz. Şurada tabii bunu da async SN, snc snc koymadığımız için içerisinde await kullanamazsın diye kızdı. Bu parametre şey bu metot otomatik olarak dışarıdan gelen parametreleri bu komponentin içerisine setliyor. Şimdi bu komponent dışarıdan parametre aldığı anda biz de içerideki parametreleri setleyebiliriz. Şimdi bu komponentin create edilmesinden buradaki imodel instance sorumlu olacağı için buraya gönderilen parametreler de yine kendi parametrelerinden gönderilmiş olacak. O yüzden biz bu parametreyi dışarıdan bize gönderiliyormuş gibi buradaki parameters'ın içerisinden alacağız. Nasıl alacağız bunu? Şöyle alacağız. Parameters get value or default. Bakın get value or default. Value'nun string bir value alacağımızı söylüyoruz. Ne alacağız? İsmi message olacak. Ee, message parametresi içerisinde yoksa null gönderecek. Null geldiğinde mesajın ee, yani boş olmasını istemiyorsanız mesela şöyle yapabilirsiniz. Mesaj yok diye bir text gösterebilirsiniz. Veya hiçbir şey de göstermeyebilirsiniz. Boş bir pop-up açılmış olur fark etmez. Ama bunun içerisinde mesaj yoku gösterebiliriz. Bu parametreyi dışarıdan aldık. Şimdi bu show message komponenti burada artık kullanalım. Şurada show message komponent gösterdik. Ama tabi bunu ya yukarıya buraya using ona şu şekilde eklemeniz gerekecek. E, meal ordering, custom client, custom component, model components. Ya bunu bu şekilde buraya eklemek gerekecek. Ya da bunu dediğim gibi daha önce de belirttiğim gibi komponent using ile birlikte import razor'ın altına alacağız. O zaman artık buraya tanımlamamıza gerek yok. Burada da Show message popup komponenti görüyoruz. Şimdi show message popup komponentte eğer hiçbir parametre göndermezsek ne yapacaktı? Kendi içerisinde mesajın yerine message yok yazacaktı. Ama biz parametre gönderelim. Şurada model parameters yaratalım. Bir tane m params diyelim ismine new diyelim. m params add bir tane message göndereceğimizi söylüyoruz ve bu mesajı şimdi burada ne yazarsak ve bu emparamsı burada parametre olarak gönderirsek. Burada vermiş olduğum mesaj bu komponent create edilirken gelecek. Ve ben bunun parametreleri set edilirken mesajı okuyacağım. Kendi mesaj stringimi alacağım. Bunu da kart body içerisinde göstereceğim. Peki ne gönderelim? Ee, bu bir test pop-up denemesidir diye bir mesaj gönderelim mesela. Artık bu butona tıkladığımızda böyle bir şey çıkacak. Çalıştırıyorum tekrar. <laughs> Geldim buraya. Ctrl F5 yaptım. Edit butonuna basacağım. Bakın bir tane pop-up açıldı. Counter pop-up page bu title değiştirilebilir. İçerisine vermiş olduğumuz mesaj geldi. En altta da bir buton bölümünün olduğu yerde de bir tane buton var. BTN light şeklinde. OK butonunu da ortaladık. Ekranın ortasında çıkıyor. Bu bizim için artık bir pop-up ister çarpıya basarak kapatırız istersek OK'ye bastığımızda Confirm Clicked olayı çalıştığı için bu şekilde kapanmış olacak. Bir tane de Confirmation için bundan bir tane bundan bir tane komponent oluşturalım. Şimdi bu, şundan da bir tane kopyalayabiliriz ya da ben direkt ismine şöyle yapayım. Confirmation Pop-up Component Şimdi şunu olduğu gibi şöyle Kopyalıyorum. Buraya olduğu gibi yapıştırdım. Yine base model'dan gelecek. Yine mesajımızı göstereceğiz. Bu sefer buton tarafında tabi iki tane butonumuz olacak. İki tane buton için şöyle şunu silelim. Şundan da bir tane kopyalayalım. Bir tane ok text yani işte artık tamam evet vesaire gibi ne söylemek istiyorsanız burada. Hani istediğiniz ya da şöyle bir soru soracaksınız. Kayıt silinecek. E, emin misiniz tamam diyecek ya da ne bileyim evet diyecek yes texti de alabiliriz buraya yes texti alalım mesela e, burada da cancel textimiz olsun burada artık confirm değil mesela cancel butonuna bastığında cancel clicked işlemi olsun burada okey değil mesela e, bu ne bileyim primary olsun bu da mesela cancel'da da danger'ı kullanalım. Ya da tam tersi de yapabiliriz. Bu yes için danger'ı kullanalım. Bunun için de light'ı kullanalım. Bir tanesinde yes ok text'imizin yerine yes text'i kullandık. Bir tanesinde de cancel text'i kullanıyoruz. Burada artık yes text'i dışarıdan da bunun gibi dediğim gibi parametre alabiliriz. Bakın aynı bu şekilde kullanalım mesela. Dışarıdan yes text gelirse o gelsin. Default'unda ya da direkt yes yazsın. Şu artık mesaj gelmezse no message found yazsın bunda. Mesajda şu yes text'i şöyle alalım. Yes text'i set dedik. Butonumuzda yes text görünecek, görünecek. Burada da bu görünecek. Burada da yine diğer parametreleri aldık. Burada dediğimiz gibi confirm click, burada da cancel click işlemleri yapıldı. Şimdi burada diğerinden farklı olarak bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Diğer tarafta butona bastıktan sonra burada e, bu şeyi gösterdik komponenti gösterdik ve bundan sonra bir iş yapmadık. Ama bundan sonra yap, konfirmasyon için yapacağımız bir iş var. Ne var? Bu komponenti gösterdi. Daha sonra bizim o ekranda cancel butonuna mı basıldı? Yes veya e, ok butonlarına mı basıldı? Onları öğrenmemiz lazım. Bunları öğrenmeden önce yani burada bu şekilde kullanmaya başlamadan önce biz bir tane model manager yazalım. Rahatlayalım. Buradan da bu kadar parametreyi vesaire vesaire göndermek yerine e, model manager'ımız üstünden bu işi halledelim. Şimdi geliyorum. Burada utils'te utils diye bir klasör oluşturuyorum. Bu utils'in içerisine de gelip bir tane model manager oluşturuyorum. Model manager diye bir klasım var artık. Bu model manager'ın içerisinde artık show mesaj vesaire vesaire pencerelerini göstereceğiz. Ne göstereceğiz mesela? Public Asinkron döneceğiz. Task görüp döneceğiz geriye. Show message async olsun. String bir tane title alacağız dışarıdan. Title yazamadım. Title yine yazamadım. String bir tane de message alacağız dışarıdan. Daha sonradan bu dışarıdan aldığımızı Uygulamamız içerisinde kullanacağız bu metod içerisinde buradaki class içerisinde kullanacağız. Bunu bir servis olarak, scope olarak generate edeceğiz. E Dependency Injection yöntemiyle burada IModel servisi de alabiliriz. IModel'a ihtiyacımız olacak çünkü. Ctor ile hemen bir constructor yarattım. IModel serviciyi ekliyorum buraya. Blazor'da yukarıya ekledim. Model servis diyelim. Bunu da field olarak buraya ekliyorum. Şimdi bu iModel Service'i burada kullanacağım. Şimdi iModel Service ne yapacak bizim için? iModel Service Show neyi göstereceğiz? Show Message Popup Component Yukarıya bunu da ekledim. Bu bizden bir tane title istiyordu. Title, evet. Bir tane de model parameters istiyordu değil mi? Model parameters. Hemen parameters bunu ekleyelim yukarıya da m params diyelim yine newledim m params add message dışarıdan gelen mesajı buraya artık parametre olarak gönderebilirim şurada da m params'ı setledim bakın öbür tarafta yaptığım gibi şimdi bunu kullanalım Burada asenkron, burada await ile beklemediğimiz için ee, burada neyi beklemedik await ile? I model reference, mar model ref diyelim. Eşit dedik. Burada şimdi şunun için göstereceğim bunu. Model ref'in result'ına await ile bekleyelim. Show message'da normal şartlarda çok fazla işimize yaramayacak bu buradan dönen result ama Show confirmation da artık konfirmasyon gösterirken onu kullanacağız. Şimdi bu asinkronu kullanalım burada. Burada change title'ımız vardı. Artık bunu buradan kullanmaya gerek yok. Model manager'ı inject olarak ekledim buraya. Sadece model manager nokta show message asinkron deep. Bunu da artık await'te de çağırabiliriz burada. Buna bir tane title verelim. İşte show message diyelim. Fark etmez. Title olsun hatta. Buna da kayıt silindi diye bir bilgi verdiğimizi düşünelim. Bu change title'ı burada şurada şu yok pardon. Bu change title'ı burada kullandığımızda artık show message gibi bir pop-up'ı göstermiş olacağız. Burada yaptığımızın aynısı. Ee, show message'ı gösterdik. Bir de show confirmation'ı yapalım. Model manager'a geliyorum. Yine public async task ile birlikte boolean bir değer dönelim geriye artık. Biz buradan çünkü artık e, o ekran açıldığında cancel'a mı basıldı, yes veya okey mi basıldı onu öğrenmek istiyoruz. Buradan okey dönüyorsa konfirmasyon gelmiş demektir. Confirmation diyelim bunun ismine de async olsun yine. Yine string bir title alalım, string bir message alalım. Geliyorum burada. Model parameters yaratıyorum yine yukarıdaki gibi. Yukarıdakinden çok bir farkı yok. Emparams diyelim. Hatta direkt şurayı şöyle kopyalıyorum. Evet. Mesajımızı gönderdik buradan. Buradan tabi artık confirmation pop-up komponenti göndereceğiz. Ee, buradan da return true döneceğimizi söyledik geriye. Bu model bize bir result dönecek. Model result diyelim ismine de. Bu model result'ın bir tane cancel şurada evetle de bekledik. Model result Heh, şu. Model result'ın cancel diye bir şey var. Bu cancel'ın tam tersini geriye gönderirsem yes'e mi tıklanmış, cancel'a mı tıklanmış veya okama tıklanmış, cancel'a mı tıklanmış artık bunu da geriye bu şekilde gönderebilirim. Hatta bu show message'a şöyle bir ekstra bir özellik ekleyelim. Duration diye bir tane özellik ekleyelim ve bunun varsayılan değeri sıfır olsun. Gönderilmediğinde kullanmayalım yani. Or şurada da diyelim ki if duration sıfırdan büyük ise, yani duration gönderilmişse dışarıdan. E await ile task delay oradaki duration kadar bekleyelim. Ve bu model ref'i aldığımız yerde close metodumuzu çağıralım. Şunu da artık zaten gerekte kalmayacak. Bunu ne için kullanabiliriz? Mesela show mesajı açıp birkaç saniye sonra otomatik olarak kendi kapanmasını isteyebiliriz. Ekstradan bir özellik eklemiş olduk. Şimdi konfirmasyonu ve show mesajı deneyelim buton testimizde. Şimdi şurada show mesajı change title ile birlikte deniyorduk. Show mesajı yaptık gönderdik. Hatta bu show mesajı duration ile deneyelim burada. Mesela 3000 gönderelim. 3 saniye sonra otomatik olarak kapansın. Ben burada bir metod da oluşturayım. Ona da diyelim ki show confirmation. Tam konfirmasyonu görüntülesin. Bizim için yine yapmamız gereken buradaki gibi model manager artık konfirmasyonu bizim için göster. onay olsun mesela penceremizin başlığı. kayıt silinecek. Necek, onay ya da şu İngilizce olsun yine. Confirm confirmation record deleted are you sure that it will be deleted sorumuzu da sorduk şimdi buradan bir cevap alacağız geriye true veya false dönmüştük bildiğiniz gibi var rest diyelim bunun içerisine bu aldığımız sonuca göre bir şeyler yapabildiğimizi göstermek için de burada daha önce bir title kullanmıştık. Buraya yazı yazalım mesela. Diyelim ki if res ok ise yani rezervasyon true ise title'a desin ki yes just clicked değil ise de bunun else'inde de title'a desin ki no just clicked. Yese tıklandı veya No'ya tıklandı. Yani Yese tıklandığında burada artık gerçekten gidip veri tabanındaki kaydı silebilirsiniz. Veya No'ya tıklandığında vazgeçildi diye bir pop-up da gösterebilirsiniz. Fark etmez. Şimdi bunu denemek için şöyle hemen tekrar durdurdum. Çalıştırıyorum. Ctrl F5 yaptım. Show message'a bastım. 3 saniye sonra silinmesini bekliyoruz. Kapanmasını bekliyoruz. Bakın gitti. Show message title'ımızı yazıyor. Record deleted yazıyor. 3 saniye. Benim OK'ye basmamı beklemeden pıt diye gidiyor. Geliyoruz. Bekliyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. 3 saniye sonra gidiyor. Edit caption'da ise soru sorması gerekiyordu. Ne oldu? Edit caption'a tabi butona atamadığımız için burada yazdığımız metodu. On click olayında. Şurada atalım, atayalım onclicked eşittir show confirmation tekrar durduralım. Yani metodumuzu yazdık ama butonu atamamıştık. Şimdi butonun da click olayında o metodu çağırdığımıza göre Ctrl F5 yapalım tekrar. Edit Caption'a bastığımızda bakın artık kayıt silinecek emin misiniz diye soruyor bize. Yes'e veya No'ya tıkladığımıza göre de buradaki title'ımız bizim setlenecek. Cancel'a bastığımızda No just clicked. Yes'e bastığımızda Yes just clicked. Artık modülleri bu şekilde kontrol edebiliyoruz. Bakın kayıt silinmeden önce bir tane soru sorup cevabını alıp ya da ne bileyim kayıt silindikten sonra bir uyarı vererek bu burası şey de olabilir. Yani bir hata mesajı da olabilir. Yetkisi olmayan bir yere ulaşmak istediğinde kullanıcıya bunu da verebilir. Bu tarz pop-up'ları uygulamamız içerisinde kullanacağız. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.